Arkadaşlarımız hemen toplanırsa başlayacağız arkadaşlar. Salonun sol tarafında oturacaklar. Yerlere ayrılmış. Değiliz. Ama diğer bölgelerde müthiş en az 10-12 puan fark var. Genel başkanımızla şu andaki cumhurbaşkanı arasında yani bizim lehimize fark var. Sonuçlar çok iyi. Önemli bir şey olmadığı müddetçe biz bu seçimi alıyoruz arkadaşlar. O bilinçle çalışalım. Bu çok önemli. Bakın Hüdapar denen partiye bile muhtaç oldu Cumhurbaşkanı. Bu dahi seçimi kaybedeceğinin bir göstergesi. Onun için aklımızı başımıza alacağız. Arkadaşlarımız hep aday olan arkadaşlarımız hepsi birbirinden değerli. Bizim için o oldu, bu oldu önemli değil. Bizim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olması, önemli olan 15 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Karanlıkla tarikatların, cemaatlerin kucağına itilen çocuklar için kazanacağız. Şiddet gören, katledilen kadınlar için kazanacağız. Mazlumlarla helalleşmek, zalimlerle hesaplaşmak için kazanacağız. Ve tarihin yazıcıları halklardır. Kadın tarihinin yazıcıları da kadınlar olacaktır. Ülkemizi karanlıktan kesinlikle bir son vermenin zamanı geldi diye düşünüyorum. 20 yıldır ucube bir yönetimle şekliyle yönetilen Türkiye artık buna dayanamaz ve son şekliyle birlikte cumhuriyetten kopmuş vaziyette devam etmektedir. Türkiye'de ben özellikle şunu bahsetmek istiyorum. 26 aydır eczanede yokum ve Türkiye'yi gezmekteyim. Bunun 10 ayı seçimle 16 ayda 54 ile ve 200'den fazla ilçelere gittim. Gerçekten millette artık karşılığı kalmamış bir cumhurbaşkanı var. Kısa bir şey bilgi vermek istiyorum. 2018 seçimlerinde Giresun'un toplam seçmen sayısı 339 bindi. Şu anda 2023 seçimlerinde 351 bin. 1998 seçimleri 2018 seçimlerinde Bulancak'ta seçmen sayısı 42 bindi. Şu anda 54.050. Yani Giresun'da toplamda şu anda iki seçim arasında artan seçmen sayısı 11.270. Bulancak'ta artan seçmen sayısı 11.480. Bütün bunları da dikkate alarak, yani oy potansiyeli, oy kaymalarını dikkate alarak ne yapılması gerektiğini sizler biliyorsunuz. En kalbi duygularla hepinizi selamlıyorum. Hiç zamanınızı almıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz başlıyoruz dostlarım. Ulu Önder Atatürk'ün yolunda memleketimize, ülkemize hizmet için hep birlikte başlıyoruz. Şehrimiz 21 yıldır iktidar partisine %50'nin üzerinde oy verdiği, güvendiği halde maalesef hiçbir karşılığını alamadı. Yıllardır Trabzon-Samsun arasında sıkışmıştık. Şimdi Trabzon-Ordu arasında sıkışıp kaldık. Komşu illerimiz yatırım peşinde koşarken Giresun'umuzu yöneten iktidar mensubu siyasetçiler maalesef vali ve emniyet müdürü değiştirme peşinde koştu. Şehrimiz küçüldü. Hatta 2 milyon Giresunlunun sadece 500 bini şehrimizde yaşıyor. AKP iktidarında maalesef 5 olan vekil sayımız 4'e düştü. Neden göç etti bizim hemşerilerimiz? Şehrimizi sevmediği için mi göç etti? Gurbetçiliği çok sevdiği için mi göç etti? Hayır arkadaşlar, konuyu tez aşamasında iyice araştırmış bir sosyolog olarak söylüyorum ki nitelikli iş için göç etti. Aş için de Giresun'u ayağa kaldıralım.
Gelin canlar bir olalım. Saygılarımla. Sayın Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Millet İttifakı olarak çıktığımız bu yolda, bu mücadelede Cumhuriyeti hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı adayımız ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan söz veriyorum. Sana söz Sayın Genel Başkanım. Umudu yeşerteceğiz. Baharı hep birlikte yaşayacağız. Bir yıllık AKP iktidarının sonunda maddi manevi olarak ülke bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Akıldan ve bilimden uzak liyakatsiz kadrolar ülkeyi derin bir yoksulluğa sürüklemiştir. İnşallah yapılacak olan seçimlerde ülkenin makul sahibine son vereceğiz. Mikrofon hocam. Biliyorsunuz Mayıs ayı bizim için çok önemli. 19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak saltanata son verdi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da inşallah bir başka Kemal Kılıçdaroğlu 15 Mayıs sabahı Çankaya Köşkü'ne çıkarak bu ucube tek adam rejimine son verip saltanat devrini bitirecektir. Ne söyledilerse, hangi düşünceleri paylaşıyorsak bunların hepsinin altına imzamı atıyorum. Dediğim gibi bu bizim artık 100 yılın sonunda kurtuluş mücadelemiz. Bu mücadelemizde aday adayı olduk, sıralamaya girdik veya giremedik. Netice bizim için hiçbir şekilde değişmeyecek. O seçim sabahına kadar mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür. Sivil toplum örgütlerinde hak mücadelesi vererek geçirdim. Kadın hakları, doğa hakkı, hayvan hakları ve birçok hak alanındaki mücadelemde birçok çalışmada da sizlerle beraberdik. Ancak ülkemizde artık hak mücadelesi verilemez duruma geldi. Bu nedenle mücadeleme Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutsal bayrağı altında onun altı okunun gösterdiği yolda ve sizlerle birlikte yol almak istediğimi buradan, bu onurlu kürsüden, sizler gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyelerinin arasında söz vererek buradan duyurmanın gururunu yaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sadece ekonomik değil olay, bir başka şey aslında elimizin altından kaymakta. Bu da bugün AKP'nin gittiğini gördüğü için gidiyor artık. Bunlar kesin gidecekler. Emin olun bundan. Bugün ittifak yaptığı partilerin bir programlarına bir bakın. Kadını yok sayan, kadını yok artık. Taliban kafası. Direkt Taliban kafası. Hiçbir şekilde bunun tartışılır yanı yok. Ve biz bu Taliban kafasıyla mücadele etmeliyiz. AKP 2002 yılında AKP kadın kollarının gücüyle iktidar oldular. Ama bu sefer o kadınların gücüyle bu iktidarı kaybedecekler. Buna inanıyorum. Onun için liderlerimiz de söyledi. İktidarın unuttuğu bir Giresun var. Ordu'yla Trabzon arasında sıkışmış, hizmet alamamış bir Giresun'umuz var. Bizim öncelikle temel görevimiz iktidara geldiğimizde Giresun'u devlette hissettirmek, iktidarda hissettirmek olacaktır. Hiçbir önemi yoktur. Maalesef 22 yıllık AKP döneminde Cumhuriyetimizin bütün değerlerini %90 kaybetmek üzereyiz. Şu anda en büyük tehlike hukuk ve eğitim alanında tahmin edemeyeceğimiz noktaya gelmiştir. Ekonomiyi düzeltebiliriz. Ama AKP'nin hukuk ve eğitime verdiği zararı düzeltmek yılları alacaktır. 13 tane değerli arkadaşımla beraber aday adayı olduk. Maalesef listeye 4 kişi yazılacak. Ama benim İdeolojik mücadelemde neresinde olursak olalım 14 Mayıs'a kadar durmadan çalışmak vardır. Çünkü ben partiye kaydolurken bu sözü, bu yemini etmiştim. Evet. Arkadaşlar, televizyondan izlediniz.
Diğer arkadaşlarımız zaten söylediler. Hukukçu olanlar bilirler. Bütün arkadaşların ortak beyanlarına canı gönülden katılıyorum. Ancak şimdi gözlüğümü takıyorum. Bir şey okuyacağım size. Kendi ülkesinde parya olan Anadolu insanını, yani küçümsenen başörtülü bacılarımızı aldık, gözyaşlarını sildik ve başımızın tacı yaptık. Bu sebeple yüzünü bize dönmüş ümmete yeni bir imtihan vereceğiz ve ümmetimizle yeni bir imtihan içindeyiz. Reis, 2 gün önce İlim Yayma Cemiyeti'ndeki seçim mesajında aynen bunları dedi. Çok uzak tarihte değil. Dinlemişsinizdir, izlemişsinizdir. Biz de diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak, işte Atatürk, işte Altıok, işte Kemal Kılıçdaroğlu, işte il başkanlığımız, vekillerimiz, adaylarımız ve sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, bizim ümmetle yapılacak hiçbir ortak noktamız yok. Şu an daha çok ilgileneceğiz. Buyurun başkanım.